Merhabalar, neredeyiz? Evet, yeni yoldan çıktık. Ardahan merkezi dolaşıyoruz. Uzun süredir Tempo TV'de yayından dolayı dışarıda kalmıştık. Şimdi ben Ardahan'da gelirken, Ardahan'la ilgili haberler yaparken hep böyle olumsuz bakıyor, imajı da var belki, öyle bir durum çıkıyor. Ama gerçekleri de söylemek lazım zaman zaman. Ardahan'da yaşanan sıkıntılar var. Sevgili YouTube Ardahan TV kanalını izleyen ey sen vatandaş, öncelikle senden ricam, kanalımıza abone ol. Biz Ardahan'da 1992 yılında vilayet oldu, gelişsin diye mücadele verirken maalesef mücadele verenlerden çok kenarda seyredenler işi kazandı. Evleri, daireleri, arsaları para etti. Özellikle şu anda İstanbul'da başta olmak üzere Batı kentlerinde bundan miras yediler diyorum ben onlara. Bu miras yediler, göz koydular. Babamın eski tarlası, evi falan para etti diye onlar vilayet biri düşündüler sadece. Ama bu kent bir vilayet. Bir Ardahan, Türkiye'nin 81 kentinde birisi diye anlata anlata kendimizi öldürdük. Ama başka bir sorun daha var. Projeler hazırlanıyor Ardahan Havaalanı gibi. Ardahan'a havaalanı yapılacaktı. Maalesef son anda gol yedik. Artvin'de Ardahan Havaalanı olacaktı. Rize Artvin'e havaalanı oldu bir anda. İşte o zaman da yine ondan önce de ben bir kavga vermiştim. Bir mücadele vermiştim ama baş edememiştim. Şu anda Silivri Cezaevi 30 bin kişinin yattığı ve gerçekten Silivri'yi ayağa kaldıran ve İstanbul'a göçü de tetikleyen bir yatırım aslında Ardahan'da yapılıyordu. Nerede? Şu kalenin arkasında gördüğünüz bayrağın dalgalandığı yer, Yıldız Dağı diyorlar oraya. Oraya Silivri Cezaevi'nin projesi yapılacaktı. Cezaevi yapılsın şehir mi diyoruz? Hayır. Fabrikalar yapılsın. Etenterge testleri olsun. Ama yapılan işi de Ardahan olsun. Ki o zaman 600 bin lira bütçe ayrılmış, Ardahan'a yapılacak diye projesi hazırlanmış. Ama o gün ne olduysa birden bir araya kale, o proje Ardahan'dan alındı, Silivri'ye götürüldü. İşte o projenin içinde bir tane Ardahan'da kapalı cezaevi var şu anda. Kapalı derken yeni kapalı cezaevi de hemen okulun yanında, karşı tarafta okulun yanında yapıldı. Çok ilginçtir burada değil mi? Yeni cezaevi karşısında, şu anda karşıdaki cezaevi yeni cezaevi. Karşısında üniversite fakültesi var. Yani Kayabaşı bölgesinde burası. O da oraya ayrı bir olay, ayrı bir hikaye. Ama sonuçta şehir içinde olan cezaevi taşındı. Ve devasa bir yatırım şu anda bomboş bekletiliyor. Ya burayı birine ver, okula ver, eğitime ver, belediye ver. Yani bir STK'ya ver veya bir park yap, bahçe yap. Yani mahalleye aç en azından. Veya örnek bir müze yap. Yani burada. Ama bunun gibi Ardahan'da burada durmamın sebebi bu cezaevi gibi Ardahan'da askeri lojmanlar 10 yıldır boş bekletiliyor. Boşaltıldı, lojmanlar bomboş bekliyor. Üniversite öğrencisi ev arıyor, insanlar ev kirası ödeyemiyor, bomboş bekletiliyor. Yıkılmıyor da, şehrin ortasında kapalı bir alan, onu da anlatacağım ileriki zamanda. O yetmedi, Millet Parkı yapılacak denildi. Aşağıdaki aslında Güzel Sanatlar Fakültesi olacaktı Kur'an Eri'nin yanında. Demin biraz önce, bir önceki videomuzda var. Belediyenin sahiplendiği mezbaneyi, güzel bir yatırım yaptığı yer karşısında da bir Güzel Sanatlar Fakültesi olacaktı. Binalar vardı. Orada da aynı duruyor. Millet Parkı olmadı. Ardahan'da bir sürü okul kapatıldı. Yani bu bir araya toplama. Sağlık ocakları kapatıldı köylerde. Hepsi bomboş bekliyor. İşte o onlardan birisi burada Ardahan Adalet Bakanlığı BET tipi kapalı cezaevi kurumu. Allah düşürmesin kimseyi diyoruz ama buranın değerlendirilmesi anlamında durduk burada. Maalesef bunu da anlatamıyoruz. Peki bunu kim gündeme getirecek? Gazeteci mi gündeme getirecek? Evet, gazeteci de gündeme getirecek. Ama HDP'sinden, İYİ Partisi'nden, Memleket Partisi'nden, Yenilik Partisi'nden, 133 tane partiden, STK'lardan, o Kayiz diasporasından duyarlıyım diyenlerin herkesin mutlaka bu yönde açıklamalar yapması gerekiyor ki gazeteci yazsın. Bu anlamda şimdi bu cezaevi burada duruyor. Buranın mahalle muhtarı özellikle bu cezaevinin bana verilmesi için kavga etmesi gerekiyor. Ama kulübe arıyor ki ben bir yerde durayım. Yani niye bununla ilgili çalışmıyorsun? Adalet Bakanlığı'na baskı yapmıyoruz. Niye burayı teslim almıyoruz? Belediye başkanı niye devreye girmiyor? Esnaf odası başkanı, ticaret odası başkanı niye devreye girmiyor? Böyle bir sorun var Ardahan'da. Böyle bir sorun olunca da Ardahan'da gece kondu ve toprak evler yıkılmış, virane olmuş. Kent görünümünde uzak bir şehir karşısına çıkıyor. Bu anlamda sizden ricam şu. Biraz duyarlı olun Ardahanlılar. Duyarlı olun, sesinizi yükseltin. Sesinizi yükselttiğiniz takdirde Ardahan'a bir şey olacak diye inanıyorum. Umudumuz odur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.